To obtain limitless energy has been a dream of mankind for thousands of years. Bugüne kadar gördüğüm en heyecan verici yeşil enerji projelerinden birini paylaşmak istiyorum sizlerle. Yeşil enerji deyince aklımıza genellikle hep yukarılar gelir, öyle değil mi? Güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi. Sonuçta doğal ve sürekli var olan kaynaklar bunlar. Bahsedeceğim enerji kaynağı da doğal ve sürekli ama yukarıda değil. Tam altımızda. Toprağın derinliklerinde. Yakın bir gelecekte dünyanın çekirdeğinden yayılan enerjiyi kullanmaya başlayabiliriz. Dünyanın çekirdeğinin sıcak olduğunu biliyoruz. Ama öyle böyle değil, çok sıcak. Bir kıyaslama yapacak olursak, Güneş'in bizim gördüğümüz fotosfer adı verilen yüzeyinin sıcaklığı 5500 santigrat derece. Dünyanın çekirdeğinin de yaklaşık bu sıcaklıkta olduğu zannediliyordu ama yakın zamanda yapılan araştırmalara göre bunun 7000 santigrat derecelere çıkabileceği bulundu. Yani dünyanın içinde ayın yarıçapının %70'i büyüklüğünde demirden bir küre var ve bu küre Güneş'in yüzeyinden daha sıcak. Şimdi diyeceksiniz ki 3486 kilometre altımızda Güneş'ten daha sıcak bir küre varsa niye bizi eritmiyor? Öncelikle ısı ve sıcaklığın birbirinden farklı şeyler olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Isı bir enerji çeşidi, sıcaklıksa bir ölçüm. Bir maytaptan çıkan kıvılcım 1500 santigrat derece sıcaklığa sahip olabilir ama gerçekte size zarar vermeyebilir. Ama siz yine de bunu denemeyin. Öte yandan sadece 100 santigrat derecede kaynar su banyosu sizi öldürebilir. Bunun nedeni banyonun çok daha fazla ısı enerjisi içermesi. Çekirdeğin dünyayı eritebilmesi için var olan ısıdan çok daha fazla enerji gerekiyor. Ayrıca bu çekirdek katı bir kaya mantosuyla çevrili. Bizim üzerinde yaşadığımız kabuk bu mantonun üzerinde yüzüyor ve bizi Güneş'le aramızdaki o uzay boşluğundan çok daha fazla koruyor bu katmanlar. Evet, o ısı kabuğu eritemiyor belki ama yine de çok güçlü bir enerji kaynağı. MIT Üniversitesi'nde füzyon araştırma mühendisi olan Paul Voskov'a göre dünya yüzeyinin altında o kadar çok ısı var ki bunun sadece binde birini kullansak 20 milyon yıldan fazla bir süre boyunca tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabiliriz. E hadi kullanalım o zaman diyesi geliyor insanın, değil mi? E zaten çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Hem de Türkiye'de kullanıyoruz. Hem de yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri. Yeraltı sıcak su kaynakları bazı bölgelerde yer yüzüne çok yaklaşıyor ve işte bu bölgeler açısından Türkiye çok şanslı bir ülke. 1970'li yıllarda başlayan çalışmalarla günümüzde jeotermal enerji kapasitesi ve doğrudan kullanımında Avrupa'nın lideri, dünyada da 4. sırada. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının %94'ü düşük ve orta sıcaklıklı. O yüzden de doğrudan uygulamalar için uygun. Yani yer altından çıkan sıcak su kaynağı buluyorsanız oraya hemen bir kaplıca yapabilirsiniz veya etrafındaki yakın çevredeki evleri ısıtabilirsiniz. E peki bu konuda şanssız olan bölgeler ne yapacak? O bölgelerde daha derinlere inmek gerekiyor. You all know the purpose, our target is the magma. Yeterince derin sondaj yapabilirsek, jeotermal enerji santrallerini her yere kurabiliriz. Ama bu göründüğünden, söylendiğinden çok daha zor. Yer kabuğunun kalınlığı 5 ila 75 kilometre arasında değişiyor ve en ince kısımları da maalesef genellikle okyanusun en derinliklerinde kalıyor. Dolayısıyla karalarda çok daha derin delikler açmak gerekiyor. If we can succeed in bringing this molten mass to the surface under controlled conditions, we'll have all the energy we could use. İnsanlığın bugüne kadar açmayı başardığı en derin delik Kola Süper Derin Sondaj Deliği. Norveç sınırına yakın olan bu Rus projesi 1970 yılında başlamış. Kabuğu mantoya kadar delmeyi hedefliyorlarmış. Kazmaya başladıktan yaklaşık 20 yıl sonra 1989'da sondaj deliklerinden biri 12.289 metre dikey derinliğe ulaşmış. Fakat paraları bitmiş. Daha doğrusu yaptıkları yatırımın elde edecekleri kazanca değmeyeceğini fark etmişler ve bu deliği şu gördüğünüz kapakla kapatmışlar. Cehenneme giriş kapağı. Onu kaldırıp içine bir şey atarsanız 12 kilometre aşağıya düşer ve muhtemelen sert bir zemine çarpmadan önce eriyip gider. Çünkü o derinlikte sıcaklığın 100 santigrat derece civarında olmasını bekliyorlardı fakat gerçekte 180 dereceye yakın olduğunu buldular. Orada kaya beklenenden daha az yoğun ve daha gözenekliydi ve bu faktörler yüksek ısıyla birleşince sondaj açısından bir kabusa dönüştü.
Fiziksel matkap uçları böyle bir ortamda çalışamaz. O yüzden araştırmacılar farklı teknikleri deniyorlar. Yönlendirilmiş enerji ışınlarının ısıtma, eritme, kırma ve hatta buharlaştırma yeteneklerini test ediyorlar. Silikon Vadisi'nde yeni kurulan bir startup Swifty adında bir robot geliştirmiş. Şu anda dünyanın en sert kayalarından birinin sabun gibi eridiğini izliyorsunuz. Üstelik robot kayaya dokunmuyor bile. Özel bir şirket oldukları için tabii ki kullandıkları teknolojinin ayrıntılarını vermiyorlar ama büyük bir ihtimalle doğrudan enerjili sondaj tekniğini kullanıyorlar. 1960'larda lazerin icadından bu yana derin delikler açmak isteyen herkesin hayali bu. Hatta yaptığım araştırmada bu konuda oldukça detaylı bir raporun hazırlandığını da buldum. ABD'ye bağlı enerji departmanı tarafından hazırlatıldığı için 206 sayfalık bu rapor herkese açık olarak yayımlanmış ve tamamına ücretsiz olarak erişebilmek mümkün. Özetle delik açmak için aşırı yüksek frekans aralığının kullanılabileceğini gösteriyor. 30 ila 300 GHz aralığındaki bir frekansta dalga boyu 1 ila 10 milimetre arasında olduğundan buna milimetre bandı veya milimetre dalgası da deniliyor. Bu raporda 4 farklı kaya türünü eritmek için yalnızca yüksek güçlü yoğun milimetre dalgalarını kullanmanın mümkün olabileceği 36 deneme testiyle kanıtlanmış. Bu şekilde 5 santimetre çapa kadar delik açılabileceği gösterilmiş. İşte 2014 yılında hazırlanan bu raporun ardından özel şirketler de kolları sıvayıp çalışmaya başlamışlar. Fakat o günden bugüne yani 8 yıldan beri lazer teknolojisi enerji ve verimlilik açısından yetersiz ve çok da pahalı olduğu için pek fazla mesafe kat edememişler. Ama bu çabaları sırasında bir çözüm, bir kestirme yol bulmuşlar. Üstelik nerede biliyor musunuz? Nükleer füzyon dünyasında. Sizlere birkaç ay önce ITER projesinden söz etmiştim. Hala deneme aşamasında olan bu çalışmaya uluslararası düzeyde çok büyük fonlar ayrıldığı için başka alanlarda icatların yapılmasını da kolaylaştıran bir takım sonuçlar elde edildi. Mesela jirotronların çok daha gelişmiş versiyonları yapıldı. Megawattlar gücünde sürekli enerji ışınları üretebilen jirotronlar artık kullanılabilir hale geldi. İşte bu derin sondajcılar için harika bir haber. 2018'de MIT Üniversitesi'nin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Quaes adlı bir işletme kurdu. Bu şirket özellikle ultra derin jeotermal konusuna odaklanıyor. Ultra derin derken şimdiye kadar hiç inilmemiş derinliklerden söz ediyoruz. Dünyanın en derin doğal noktası Mariana Çukuru yaklaşık 11 kilometre. İnsanların açtığı en derin delik olan Kola yaklaşık 12 kilometre. Bu kez 20 kilometre derine inmeyi planlıyorlar. Öte yandan Kola deliğini açmak 20 yıl yani yaklaşık 7305 gün sürmüştü. Ondan çok daha derin delikleri 100 günde açabilmeyi hedefliyorlar. It's the deepest natural shaft in the earth. Oralara inince jeotermal enerji verimliliği çok büyük bir sıçrama yapıyor. Çünkü deliğin alt kısımlarındaki sıcaklık 500 santigrat dereceye ulaşıyor. Şu anda bunu yapabilecek ilk prototipi 2024'de yetiştirmek için çalışıyorlar. 2026 yılına kadar da dünyanın ilk süper sıcak jeotermal sistemini 100 megawata kadar çalıştırmayı planlıyorlar. Bu projenin teknolojik ayrıntılarının yanı sıra ticari stratejisi de çok ilginç. Çünkü var olan ve kömürle çalışan enerji santrallerini dönüştürecekler. Bu tesisler halihazırda buharı elektriğe dönüştürmek için muazzam kapasitelere sahip. Yerleşik ticari operatörleri var ve deneyimli de bir iş gücüne sahipler. Üstelik elektrik şebekesine de doğrudan bağlanmış durumdalar. Bunların hepsi iyi güzel de bir yandan da çevreyi kirletiyorlar çünkü hepsi de fosil yakıtlı enerji kaynağı kullanıyor. Oraya bir delik açarak yerin altındaki ısıyla türbinlerin dönmesi sağlanırsa çok düşük yatırım maliyetleriyle her yerde enerji üretilebilir. Dünya çapında toplam 2000 gigawattın üzerinde kapasiteye sahip 8500'den fazla kömürle çalışan elektrik santrali var ve global ısınmaya karşı alınan tedbirler nedeniyle bunların tamamı 2050 yılına kadar tasfiye edilecek. Onları çöpe atmak yerine dönüştürerek çevreye zarar vermeden enerji üretebilmelerini sağlamak gerçekten de çok akıllıca bir plan. En azından kağıt üstünde öyle ama her zaman söylediğim gibi tek başına bir fikir ya da sadece teori yeterli değil. Uygulamada ne kadar başarılı olacak? Ve gerçekten de her şey bu kadar toz pembe mi, daha doğrusu yemyeşil mi? Bunların hiç yan etkisi yok mu? 1960'larda yapılmış bir bilim kurgu filminde olduğu gibi dünyanın kabuğunu filan çatlatıp da başımıza bir iş açmayalım sonra.
Daha önce de söyledim, üzerinde durmaya da devam edeceğim. Enerji herkes için çok önemli. O kadar önemli ki uygarlıkların teknolojik gelişimlerini iletişim kurma doğrultusunda kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntem bile var. Kardaşev ölçeği. İşte böylesine önemli bir konu olduğu için benim aklıma gelen bazı soruların cevaplarını da araştırdım ve yetkili isimlerin ağzından onların verdiği cevaplarıyla beraber hızlıca şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir deprem açılan deliği kesip elektrik santralini devre dışı bırakabilir mi? Düşük bir ihtimal. Depremler petrol ve gaz kuyularına çok nadir zarar veriyor. Bu delikler de onlara benzer ama 3-5 kat daha derin. Peki bu ultra derin şaflar ne kadar süre dayanacak? Derinliğine bağlı olarak 50 ila 100 yıl arasında. Böyle bir delik magmayı serbest bırakarak insan yapımı bir volkan yaratabilir mi? Mümkün değil. Bu kadar küçük bir deliğe giren herhangi bir magma ilk birkaç metrede katılaşır. Peki bu çözüm geniş ölçekte uygulanırsa, yüzeyin altından yayılan ısının küresel ısınmayı arttırma gibi bir yan etkisi olabilir mi? Biz olsak da olmasak da dünya zaten 40 terawatt kadar bir enerjiyi volkanlarla ya da diğer şekillerde içeriden alttan sızdırıyor. Dolayısıyla bu kadar ince deliklerin bunlara kıyasla etkisi çok daha düşük olacaktır. Bu fikir sadece ılık su sağlamak için 1-2 kilometrelik daha sığ deliklerde uyarlanabilir mi? Elbette bu sadece 20 kilometre değil, 100 metreden itibaren her derinlikte delik açmayı kolaylaştırabilir. Evet, dünyanın en derin deliğinin ya da deliklerinin açılmasına sadece birkaç yıl kaldı. Kağıt üzerinde vaat ettiği şeylerin yarısını bile gerçekleştirse, insanlığın geleceği açısından çok önemli sonuçlar doğurabilir. Sadece global iklim değişikliğini yavaşlatabilme potansiyeli açısından değil, şu sıralarda maalesef insanlığın yeniden gündemine gelen savaşların en büyük sebebi enerji kaynakları. Eğer jeotermal enerjiye dünyanın her yerinden ulaşabilmek mümkün hale gelirse, jeopolitik dengeler yeniden kurulabilir. Bizler gelecekte sadece daha temiz bir dünya değil, aynı zamanda daha huzurlu, barış dolu bir dünya hayal ediyoruz. Thank you.